yaptı bu zammı? Kim yaptı? Bilen yok. Zamları açıklayan yok. Asgari ücreti açıklayanı biliyoruz. Erdoğan açıkladı. Memura zammı açıklayanı biliyoruz. Erdoğan açıkladı. Peki benzine, doğalgaza, elektriğe, yılbaşı gecesi, iğneden ipliğe her şeyi kim yaptı? Ortada sorumlusu yok. Sanki eniştesi yaptı bu zammı. Hatay'da şehit olun, şehit haberini vali açıklar. Hani başkomutandın? Sen niye açıklamıyorsun? Hani ekonomistin? Gece yarısı %127 elektriğe zam, %25 zam yaptığında sen ekonomist sen değil misin? Sorumlu sen değil misin? Niye ortalığa çıkmıyorsun? Değerli arkadaşlarım, asgari ücrete yapılan zam da çalışanın cebine girmeden o gece bitti. Daha yürürlüğe girmeden, cebine girmeden yılbaşı gecesi ne yazık ki bunların hepsi bitti. Dış güçler, dış güçler diye bu milleti yıllarca kandırdılar. Değerli arkadaşlarım, millete yıllarca yalan söylediler. Değerli arkadaşlarım, bir de bu sokağa çıkma meselesi var. Bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum. Oyuna gelme, sandığa gel. Aman oyuna gelmeyin. Sıkıntılarınızı biliyorum. Zor geçindiğinizi biliyorum. Patlamak üzere olduğunuzu biliyorum. Aman oyuna gelip sokağa gel çağrılarına değil de bu sokağa gel çağrılarını oyuna gel olarak algılıyorum. Ben de diyorum ki sokağa değil sandığa gel diyorum. Yapılacak bir tane iş var. Önümüzdeki seçimde seçime katılım oranını %80'lerde değil %95'lerde yapıp Erdoğan'ı emekletin. Torun sevmeye gitsin. Yapılacak tek şey bu. Değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisi perişan durumda. 2,5 ayda dolar 9 liradan 18 liraya, şimdi 13,5 liraya gelmiş. Dalgalı kur sistemi diyorlardı. Bunun adını değiştirsinler. Dalgalı kur sistemi değil bu. Fırtınalı kur sistemi bu. Yine Nebati'ye de bir çift sözüm var. Gözlerimdeki ışığı görmüştünüz diyor. Işığı gördünüz mü diyor. Gözlerindeki ışığı göremedim ama bir ışık göremedim ama milletin çalınan rızkını gördüm. Benim gördüğüm ışık değildi, çalınan rızıktı Sayın Nebati. Milli Eğitim Bakanlığı'na da bir çift sözüm olsun. Milletin içinde bir okul müdürünü, bir öğretmeni azarlamak sana yakışmadı. Yakışmaz mı? Ödenek isteseymiş de gönderecekmiş. Sayın Bakan, sen kimi kandırıyorsun? Türkiye'de bütün okullara ödenek lazım. İstemelerine gerek yok. Okulları veliler finanse ediyor yıllardır. Bunu bilmiyor musun sen? Ayda mı yaşıyorsun? Ben bir öğretmen olarak o sana cevap veremeyen, sürülmekten korkan öğretmenler adına cevap veriyorum. Utanmazlığın lüzumu yok. Millet içerisinde okul müdürlerini fırçalama. Ödenek isterlerse verilmiş. Gönder o zaman. Bütün okulların ödeneğe ihtiyacı var. Velilerden parayı toplamayın o zaman. Değerli arkadaşlar, katkılarınıza teşekkür ediyorum. Katılımlarınıza teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alayım. Sizi de ama kahvaltıya Sayın İnce, ayrılmayın. HDP ile net bir tavrınız var mı? Aksaray halkı bunu çok öncelik tanıyor. Daha önceki istifa ettiğiniz siyasi partinin HDP ile işbirliği apaçık ortadayken Memleket Partisi'nin HDP ile ilişkisi ne durumda? Bizim bakın 6 tane ilkemiz var. 1. Atatürk'ü tartışanla, Atatürk'ü eleştirenle, Atatürk'le problemi olanla bizim işimiz olmaz. 1. Terörün her türlüsünü kınamak şartıyla PKK'sı, IŞİD'i, FETÖ'sü aklınıza ne geliyorsa terörün her türlüsünü kınayacaksın bizim işbirliği yapabilmemiz için. Rant elde etmeyeceksin. Ayrımcılık yapmayacaksın. Irk, din, dil, mezhep, cinsiyet. İlkelerimiz bunlar.
terörün her türlüsünü kınayan kim varsa işbirliği yaparız. Kınamıyorsa yapmayız. İttifakta yer alacak mısınız? Biz ya da üçüncü bir ittifak ne var mı? Ne cumhur ne millet. Tek yol memleket diyoruz. 50 artı 1 almak için var gücümüzle çabalayacağız, uğraşacağız. Seçime 3 ay kala bakarız, konuşuruz. Bu iktidarı göndermek için gerekeni yaparız. Ama biz şu anda tek başımıza iktidar olacağız. Memleket Partisi'ni 50 artı 1 alacağız. Bu iktidardan da, bu muhalefetten de kurtulacağız diye çalışıyoruz. Mülteci sorunuyla ilgili partinizin mülteciyle ilgili politikası nedir? Son olarak. Bakın, Türkiye yol geçen hanı değildir. Türkiye büyük devlettir. Komşularında bir problem olduğunda kadınına, yaşlısına, çocuğuna yardım etmelidir. Ama 20-25 yaşındaki insanlar spor ayakkabılarını giyip sınırdan koşa koşa Türkiye'ye giriyorlarsa, Türkiye'ye doğudan girmek serbest, batıdan çıkmak yasaksa bu politika yanlıştır. Bu misafirlik fazla uzamıştır. Göndereceğiz, çaresi yok. Göndereceğiz. Komşularımızla da barışacağız. Esad'la da görüşeceğiz. Şam'a da büyükelçi atayacağız. Doğudaki Van'daki sınırımızı düzgün koruyacağız. Girişlere engel olacağız. Afgan göçünü durduracağız. Esad'la barışıp memleketlerine geri göndereceğiz. Bayramda gidip de bir hafta Suriye'de kalıyorsa, bir hafta sonra geri geliyorsa sınırları kapatırız. Giden bir daha geri gelemez. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.